Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte bir tutacak inceleyeceğiz. Daha doğrusu tripod tarzı değil de yani mikrofon standı gibi ama telefon tutacağı. Dilerseniz lafı fazla dolandırmadan önce bir şu poşetini bir kurtaralım. Bakalım kutu üzerinde bir ekstra bir özellik varsa okuyalım. Daha sonra ürün incelemesine geçelim. Ürünü, evet, ürün poşetini açtım. Video tutacağı varmış. Evet, kafası var. Video kafası. Telefon ve mikrofonlar için arkadaşlar. Bir tane tripod diyebiliriz. Ya da stand diyebiliriz direktmen. Şuradaki özelliklerine bir gelelim arkadaşlar. Masayı kıstırması için bir tutacağı var. Kelepçesi var telefonlar için. Standı var. Telefonlar ve mikrofonlar için de uygunmuş. Kullanım amacına göre sizler değiştirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ürün açma yeri buradan. Açalım bakalım. Bismillah diyelim. Bakalım ne karşılayacak bizi. İlk kez böyle bir ürün tanıtıyorum. Umarım üstesinden gelirim. Türkiye yerini tamamen boşalttık. Şöyle bir tane telefon tutacağı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle olsa gerek. Ya buradaki amaç da şu, bunu almam amacı da şu arkadaşlar, video çekerken şu an ben ürüne odaklandığım zaman bazen şöyle yapabiliyorum, şurada inceliyorum, sizi görmüyorsunuz, alandan kaçıyorum. En azından tepeden bakarsam, şöyle tepeden de bakarım, ürünü tam olarak sizlere tanıtırım arkadaşlar. Bu telefon tutacağı arkadaşlar tek taraflı olarak açılıyor. Şurada telefon tutacağı. Bu galiba tabletler için, şu telefonlar için olsa gerek. Buna da kıstırmak klemensi diyelim arkadaşlar. Şöyle açıp masanıza göre kıstırabilirsiniz. Daha sonra şöyle kapatırsanız kapanıyor. Buraya da zaten ürünün şeye girecek. Sopası yani şu. Bakalım inşallah kurulumda sıkıntı yaşamayız. Çünkü içinde herhangi bir kuram kılavuzu çıkmadı. Arkadaşlar ürün şöyle ikiye ayrılıyor ve şu kadarcık bir mesafesi var. Yani bir kısım böyle. Diğer kısım böyle arkadaşlar. Kısma tripodları falan filan büyük ihtimalle yapıştıracağız. Bağlayacağız. Şu kısım ise borulu olduğu için şöyle büyük ihtimal yani böyle olması lazım diye düşünüyorum. Bir bakalım. Galiba iyice sıkıştırdım. Bu kısım böyle arkadaşlar. En azından çözmüş olduk. Evet, şöyle ürünü zor da olsa katladım arkadaşlar. Şurada yine esnekliği ayarlayabilmek için yani hani sabit mi kalsın, biraz daha oynak mı olsun diye bir ayar kısmı daha var arkadaşlar. Geldik buraya. Şu telefonların tripodlarını nasıl bağlayacağız? Onlara geldik arkadaşlar. Öncelikle şundan başlayalım. Bunu ben buraya nasıl bağlayacağım? Hemen kutudan destek alalım. Kutumuz burada. Bu top gibi bir şey var. Şuraya yapıştırıyorlar. Bize var mı öyle bir şey? Evet, var. Şu kısmı. Şu kısmı eleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu açmamız lazım büyük ihtimalle. Şöyle açtım. Bunu buraya yerleştirdim. Şunu da tepeden böyle bağladım arkadaşlar. Bu oldu şimdi. Şimdi telefonu şöyle tutacağımız için diyelim ki şöyle dıştan tutacağız. Şunu şuraya iyice yerleştirelim. Telefon kayıp düşmesin. Sonra iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Tam sıkıştığından eminiz. Yani çıkmayacağına emin olduktan sonra telefonumuzu şöyle güvenle yerleştirelim. Mesela masaya şöyle girecek diyelim ki biz yanlış yaptık ama olsun. Onu ayarlarım ben arkadaşlar bir şekilde. Şöyle arkadaşlar fazla etin ki masaya bağlamış durumdayım. Üründe şu olsun. Şöyle kamera açıma giriyor yani rahat bir şekilde kamera açıma girecek. Tabi bunu biraz yükseğe tutacağım için hani kadrajda belirtiyorum. Biraz daha yüksekte olacağı için arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Hem ürünü rahat rahat göreceğim incelerken hem de kadrajdan kaçmış olmayacağım. Lenme olaylarını da daha hızlı ve görünür bir şekilde yapacağım. Telefonu da şöyle bağladım gördüğünüz üzere. Burası 360 derece dönüyor arkadaşlar kabiliyetine göre. Güzel. Telefonu da şöyle bağladık zaten. İster böyle çekersiniz, işte karşınızda tutarsınız, istersen şey çekersiniz nedir adı? Selfie kamerasıyla kendinizi çekersiniz. O size kalmış bir durum. Senaryolar çoğaltılabilir. Elimde tablet olmadığı için arkadaşlar hani tablet şeyini deneyemeyeceğim ne yazık ki. Hani bir telefonu şöyle takmanın da bir mantığı yok çünkü kamerayı kapatıyor. O yüzden bu tablet için olan kısmı ileri bir tablet mablet alırsak ona bağlar şey yaparız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefon ve mikrofon standımız böyleydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Videolar hakkında bir öneriniz varsa arkadaşlar söylersiniz. Ben kendimi geliştirmeye de çalışayım sizler için. En azından daha iyi videolar çıkartayım sizlere. Kafanızda takılan bir soru varsa videonun altına sorabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.